Evet. İkna balığı. Bacağı pis ve bakımsız. Şimdi buradan indireceğiz. Evet. Şimdi kim bu? Emrah da sağ olsun bir su bile vurmamış yani. Yok ya, leş gibiydi. Leş gibi dağılıyorsa hala. Hala öyle. Ben diyor ki abi diyor, motor biraz kirli. Belli. Kirli. Dedim bir su tutaydın. Madem kirli diyor. Kimi de ne zamandır yıkanmadı. Belli, bayağı bir yıkanmamış belli. En son kışın gördüğü yağmur vardır yani üzerinde. Aynen, başka öyle bir şey yok. Evet, motoru indirdik. Leş gibi. Aynalar falan, onları ayarlarız, onlar problem değil zaten. Genel itibariyle motor pis. Ama vuruksuz, kırıksız, çarıksız geldi. Çok da güzel bağlamışlar. Şimdi şöyle bir etrafında dönelim. Hatta şuna geçelim. Teknolojilerin nimetinden faydalanalım. Evet, motor genel itibariyle pis ama temiz. Evet, bakalım onu artık hayata döndüreceğiz. Nakliyemizde BE moto transferle yaptık. Abimiz Yavuz abi. Yavuz abi çok teşekkür ediyorum sana. Hadi. Elin ayağına sağlık. Teşekkürler. Sağ olasın. Yardıma ihtiyacın varsa yok, dediğim gibi. Yok. Tamamdır. Yok. Görüşmek üzere o zaman abi. Eyvallah. Hoşça kal. Evet, şimdi motoru götürelim. Evet, bir de motoru çalıştıralım. Aslında yağı çok eski. Çok fazla çalıştırmayacağım. Benzinine bakalım. İyi lan. Yarım depodan fazla benzin bırakmışsın Emrah, sağ olasın. 16.000 km motorumuz 2018. İşte bir derleyeceğiz, soklayacağız, bakımını yapacağız, bineceğiz, ne yapacağız? Şimdi ben kapatıyorum videoyu, otoparka taşıyayım motoru. Evet, yine geldik mekanımıza. Şöyle biraz çalışsın. Hemen hararet yükseldi. Forza'nın bu kadar hızlı yükselmiyordu. Soğutma suyuna da baktınız bunu. Şimdilik bir kapatalım. Evet, genel olarak durumundan bahsedecek olursak. Şimdi ben motorun ilk alım hikayesine kadar her şeyini biliyorum. Zaten bizzat şahidim. Bu benim arkadaşımın motoru. Bu motoru bildiğim için aldım. Kendisi arkadaşım satacaktı bu motoru. Ya, satma niyeti vardı ama bir türlü ilana koymamıştı. Dedim bende de hazır para varken alayım. Hem bu aralar malumunuz para mal da kıymetleniyor. Hem de dedim zaten sevdiğim, bildiğim motordu. Biraz elini yüzünü toplarım. Forza'mız da orada. O gitmedi. Bu da burada. Toplarız. İşte yağ bakımı gerekiyor, onu biliyorum. Ondan sonra zaten 16.000'de lastik gerekiyor. Ondan sonra biraz ufak tefek böyle masraf var ama arızasıydı, bilmem nesiydi vesaire, o tarz şeyler yok. Halihazırda çalışıyor. Sis farları var. Onları bir düzelttireceğim ben tekrar. Belki ya iptal ederim ya da daha iyi bir şey takarım oraya, emin değilim. Arkada işte çakar, uçak çakarı falan filan var. Farlara entegre direkt o. Ondan sonracığıma. Başka elci kısıtma var Oxford'un orijinal ama çok erimiş artık yani, elime bile yapıştı yani. Bunlara ne yaparız bilmiyorum. Atılmaz bu. Bu değişmiyordu bildiğim kadarıyla tesisatla beraber. Belki buraya şey sararız. Bu tenis griplerinden sararız. Oxford'un burada elci koruması var. Bunu ayarlayacağız. Fren sıvıları değişecek. Frenlerin durumu ne, ona bakalım. Görebiliyor muyuz buradan? Ön fren, ön balata var. Şuradan şeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Orada balatamız var. Ondan yana sıkıntı yok. Arkayı görmekte biraz zorlanırım. Yo, o da var. Bayağı var hem de. Güzel. O zaman buna sadece bir Murat abiye gideriz. Murat abi bir söker. Yine bir kontrol eder. Hop, araba geldi. Bir saniye. Evet, ne diyordum en son? Telefon kaydı. Ha, balatalar güzel. Bir Murat abiye gideriz. Bir söker balataları. Bir kaliper temizliği. Oraların yağlanma işini yaparız. Ondan sonra hidrolikleri değiştiririz.
Ya bakımını kendim yaparım. Geri kalan soğutma suyu, işte şu varyatör, kayış, hava filtre. Hava filtresini de alıp takabilirim. Ya da servise taktırmam da hiç şey yapmam. Sadece yağını, suyunu ben değiştiririm. Belki onu da servise yaptırırım. Çünkü kayışına falan da bakılması lazım. Yani 20 bin kilometre bunların kayışları ama şey, artık yıldan belki mahvolmuştur. Onlara baktırırız. Sonra muayenesi yapılacak. Muayenesini yaptıracağız. Daha satışını vermedi arkadaşım, vergi borcu ve muayenesinden dolayı. O biraz işlerinden güçlerinden vakit ayırıp iş yapamıyor maalesef. Evet, umarım güneş bunlara çok zarar vermemiştir. Tek korkum bu. Ama yeni ürünümüz plastik restorer var. Onlarla artık bir şey yapacağız. Şimdi şuradan kapalı, openlıyor. Şu seat'i bir açalım. Açtık. Evet, pis. Tahmin ettiğim gibi. Teşekkürler Allen için, Emrah'cığım. Ondan sonra şurayı açalım. Buna da belki bir ayar yaparım. Şu şuraya sürtüyor çünkü. Ya da sürtmesi mi gerekiyor bilmiyorum. Bunu da buraya atalım bu arada. Oo, bak buraya tam USB koymalık. Ondan sonra şu LED'i de bir açalım. Oradan anahtarımızı alalım. Burada işte bu sis farını modu var. Ha, burada çakmaklık girişi varmış zaten. Bu orijinal mi acaba? Orijinal herhalde. Bu da çakarın şeydeki, stoptaki çakarın şeyi. Ya da belki sis farıdır, bilmiyorum. Şunu adama kapatalım da yalan olmasın sonra yıkarken. Ya da kalsın, sonra hallederim ben. Ondan sonra anahtarımız burada. Bir şeyi açalım. Şurayı bir açalım. Nasıldı bu? Şöyleydi. Emre ve onun çöpleri. Evet, burada da aynı zamanda şey var ama bunlar çalışmıyor diye hatırlıyorum. Bunu da elektrik işinde şeye götüreceğim. Cemo'ya götüreceğim. Cemo garaja. Lastiklerini Zen Moto'da değiştireceğiz. Nereye, nasıl gideceği her şeyi belli bu motorun. Diğer elimden gelen işleri de kendim yapacağım. Şurada da bir şey vardı değil mi? Bu çalışıyor mu çalışmıyor mu bilgim yok. Bunları hep Cemo'ya göstereceğim. Artık bir şeyler ayarlarız. Evet. Bugünlük bu kadar herhalde. Başka gösterecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. Dediğim gibi biraz bakımsız kalmış sadece. Alıp toplayacağız. Eksiği, gediği, kırığı, bin çarığı, hiçbir şeyi yok. Tertemiz motor aslında. Şu anki görüntüsünün aksine. Toplayınca bambaşka bir motor olacak bence. Hep beraber göreceğiz zaten. O zaman kapatıyorum. Görüşmek üzere.